Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Burak. Bugün sizlerle beraber başlıkları gördüğünüz gibi klavye açılımı yapıyoruz. Burada markasını falan konuşamadım. Açıklamalarda ürünün linki var arkadaşlar. Hadi açıma başlayalım. Şuradan da ikinci kamerayı ayarlayayım. Ayarlayalım ikinci kamerayı. Burada kutu. Açılmaya başlayalım. Açıyoruz. Bunu atabiliriz kenara. Evet arkadaşlar, klavyemiz burada. Buradan da göstereyim. İkinci ekran. Gör ekran. Evet. Çekiyor değil mi? Evet, şimdi açmaya başlıyorum. Önce şu paketi açalım, ondan sonra kutuyu da göstereyim. Bunu da kaldıralım. Bu arada like atıp abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. Önce kutumuz Rampage. Rampage'in bir klavyesi. Şöyle. İçine geçelim. Kutuda anlatacak bir şey yok. Cool klavye işte. Kutunun resmi var. Kutu çok ilginizi çekmez. Ya ben klavyeyi neyim işim. İlgimi çekmiyor kutu. Burada kullanım kılavuzu var. Evet, bunu geçelim, atalım. Burada önce bir geçmeden önce klavyeye tuş çıkarıcı var, tuş aparatı var. Arkadaşlar, tuş çıkarma aparatı var. Öyle kolayca tuş çıkarabiliyorsunuz. Eski klavyede gösterdim nasıl bir şey olduğunu. Şöyle. Böyle çıkartabiliyorsunuz. Gelmiyor. Gelmiyor. Ha. Takalım biz bunu yine. Evet, klavyemizi çıkaralım yerinden. Güzel bir koruma yapmışlar işte, simgel mingel koymuşlar. Klavyenin kutusunu alt kenara. Alt kenara kutusuna. Klavyenin kendisine gelelim arkadaşlar. Açalım. Şuradan göstereyim. Çok güzel. On numara. Bunu bilgisayara takıp deneyelim. Sonra bunun farklarını göstereyim bir klavyemle. Birinci farkı plastik kablo. Örgü kablo değil. Burada plastik kablo. 1 metre 2 metre uzunluğunda plastik kablo bu. Takalım, deneyelim bakalım. Taktım. Hemen klavyeyi tanıdı arkadaşlar. Algılıyor. Buradan ayakları var, şöyle açabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şu an ışıklarını göstereceğim. Gösterebilirsem ilk bak. İlk tuşumuz şuradaki tuş, görebiliyor musunuz? Göstereyim. Şuradaki ses açma kapama tuşu. Bakın, ekranda da görüyorsunuz. Görebiliyor musunuz?
Ses açıp kapatıyor. Böyle bak. Ses kısıyor işte şöyle tekerleği oynattıkça. Arkadaşlar. Açısını bozma. Şöyle. Sonra bana uzunca basıyorsunuz böyle. Tek basmıyorsunuz. Basıyorsunuz. Işık açma moduna geçti. Bakın ışığı böyle. Görün. Şöyle. Bir daha basıyorum. Nefes alma modu. Normal. Nefes alma modu oluyor. Bir daha basıyorum. Yanmıyor. Böyle bastığın tuşlar yanıyor işte. Yanmıyor. Bastığın tuş. Bir daha basıyorum. Böyle. Işık yanıp sönüyor işte. Kendinden böyle açılıyor, kapanıyor. Şey oluyor. Bir daha basıyorum böyle. Bir daha kapanıyor mu yok. Bu ne? Yani nefes modu. Dediğim şey. Bakalım kapanıyor mu bu? Abicim. Yok. 3 modu var işte. Bununla bastığınız tuşlar yanıyor. Dediğim gibi bu böyle yanıp sönüyor. Bu şey. 4 modu var işte. 3 mod demiştim de 4 modu var. Bak. Gösterdiğim gibi. Uzun basarsak da ses moduna geçiyor. Evet bak bir de ayakları var bunun arkadaşlar. Gösterebilir miyim? Sanmıyorum. Ay ters oldu. Dur göstereceğim. Şimdi ayakları açılıyor. Şimdi masaya da tam şöyle koyulabiliyor. Evet, bir de tuş çıkarma aparatı var. Onu da göstereyim. Böyle. Deneyelim hatta arkadaşlar. Çıkmıyor. Hani çıkarma aparatıydı la bu. Zorluyorsunuz çıkıyor aparatla. Sonra yine böyle dagarsın. Yeri şuradan çıkarıp. Arkadaşlar bu switch, böyle switch falan değil işte membran. Klavye. Aha miyorum. Çıkarınca da takması da bir alamet bunun. Evet arkadaşlar. Şurada tuşlar var. Videoyu durdurup başlatma tuşu. Hemen onları da göstereyim. Şöyle kamerayı. Mesela videoyu başlattık. Bakalım şunları bir deneyelim. Çalışıyor. Çalışıyor arkadaşlar, çalışıyor. Bak. Numlock göstereyim. Şöyle klavye aparatı var. Açıklamalarda bunun linki var arkadaşlar. Rampage. Sonra F'ne basıp Windows tuşuna basarsanız kilitliyor işte bini. Göstereyim hemen.
Bakın. Windows açılıyor değil mi? Bak açılmıyor. Bak şimdi çatır çatır. Böyle. Sonra şuradaki F'ye basıp şuradaki şeyleri bak. Açabiliyoruz. Her ne varsa buradan da sesi kısıp açabiliyoruz. Ama burada tuş varken ne gerek var tuş varken onlara? Klavyemiz örgü kablo da değil. Bir eksisi o benim için. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olup yorum yapmayı unutmayın. İnşallah güzel yapabilmişimdir. Bir daha klavye, mouse, başka şey açılmayı istiyorsanız beğenin videoyu. Ne gibi eksikler var bu klavyede? Ne gibi sevdiğiniz özellikleri yazabilirsiniz. Evet. Görüşürüz.